teknolojik gelişmeler kendi kendini hareket eden cihazlar yapmamızı mümkün kılmadan çok önce yapay yaşam ve robot yaratma fikri antik mitlerde kendini göstermeye başlamıştı. Yapay zeka, robot ve otomat gibi kavramların her ne kadar çağımıza özgü kavramlar olduğunu düşünsek de aslında fikirsel anlamda bunlar binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Şimdi Arşimet'ten ve Aristoteles'ten daha geriye gidiyoruz. Antik Yunan mitlerine. Bir Yunan mitinde Tanrı Zeus'un Girit adasında bir kadınla yaşadığı aşk üzerine 3 tane çocuğu olur. Bu durum karşısında Zeus kadına 3 tane hediye gönderir. Bu armağanlardan biri Girit adasını korumakla görevlendirilen demirci ve ateş tanrısı Hephaistos tarafından tasarlanmış, kafasından ayak bileğine kadar olan bir damarda ölümsüz tanrıların kanı dolaşan bronzdan yapılmış dev bir robot olan Talos'tur. Antik bilim tarihçisi Major'a göre Talos, dünya tarihinde yürüyen ilk robot olmakla birlikte bir otomat gibi kendi kendine hareket eden ve de adaya yaklaşan yabancı insanları tanıyıp öldürmek, yabancı gemileri de batırmak adına programlanmış bir makinedir. Bu noktada aklıma Terminator filmi geliyor. Hatırlarsanız o filmde öldürmeye programlanmış bir siborg suikastçı vardı. İşte bu tarzda bir makineyi binlerce yıl önce eski medeniyetler hayal edebilmişler. Hatta Talos'un yapabildiği tek şey adaları düşmanlardan korumak değildi. O aynı zamanda ülkedeki kanunların uygulanmasından da sorumluydu. Kanunların yazılı olduğu tabletleri yanına alır, yılda 3 defa Girit köylerini ziyaret ederdi. Kendisine gelen davalarla ilgilenen Talos, aynı zamanda bir yargıç işlevi de görmüştür. Talos örneğinde olduğu gibi bugün de yapay zekanın hukukta, yönetimde ve güvenlik alanlarında bize bir takım faydalar sağlayacağına yönelik beklentilerimiz var. İşte Talos örneğiyle 3000 yıl önceki insanlar bunun ilk örneğini mitik bir formda hayal etmişler. Şimdi gelelim Talos'un akıbetine. Bronzdan yapılı bedenine silah işlemeyen Talos, kafasından ayak bileğine kadar uzanan, içi tanrısal kanla dolu tek bir damara sahipti. Ve Talos'u etkisizleştirmenin tek yolu içindeki o yaşamsal sıvıyı dışarı akıtmaktı. Onun bu zayıf noktasını fark eden büyücü Medea, ayak bileğindeki vidayı çıkarması şartıyla onu ölümsüz kılacağını söyler ve Talos denileni yapınca bedenindeki kutsal sıvı boşalır ve böylece hayatını kaybeder. Şimdi burada dikkat çeken nokta, bronzdan bir makine olan Talos'un tıpkı bir insan gibi ölümsüzlüğü arzulamasıdır. Ve bu arzu onun hayatına mal olmuştur. Acaba gerçekten robotlar bir gün bu duyguya sahip olabilir mi? Yoksa Sofya'nın da dediği gibi bu sadece insana ait bir arzu olarak mı kalacak? Yapay zekanın diğer bir örneği Homeros'un Odesya destanında karşımıza çıkar. Destanda Kral Alkinos, Odysseus'a şöyle der. Ülken, kentin neresi? Halkının adı ne? Söyle de götürsün gemilerimiz seni oraya. Aklı var bizim gemilerimizin. Kendileri gider. Ne dümen kullanılır ne dümenci. Benzemez bizim gemilerimiz öbür gemilere. İnsanların düşünce ve isteklerini seziverirler. Bilirler ne kadar varsa insanların bereketli ovası, ne kadar kenti varsa insanların hepsini bilirler. Denizlerin sisle, bulutla kaplı uçurumlarını aşarlar hızla, hiç korkmazlar. Homeros'un antik dünyasında henüz var olmayan bazı teknolojiler bu şekilde hayal edilmiştir. Öyle ki burada anlatılan gemiler, dümen, halat, kürek ve kaptan gibi teknik ekipmanlara ihtiyaç duymadan düşünce yoluyla yönlendirilmiştir. Kral Alkinos, Odysseus'u gideceği yere götürmek için gemilerine basitçe hangi şehre ve hangi ülkeye gitmesi gerektiğini ifade etmesinin yeterli olacağını
ve gemilerin bu komutlara göre rotayı tasarlayabileceklerini söylüyor. Gemilerin ne düşündüğümüzü ve ne istediğimizi anladıklarına değinen Alkinos, gemilerinin bütün şehirleri ve ülkeleri tanıdığını ve sisli havalarda bile herhangi bir tehlikeye ve zarara yol açmadıklarını da vurguluyor. Bu da Homeros'un antik dünyasında sanal haritalar sayesinde navigasyon ve bir çeşit merkezi sistem tarafından kontrol edilen gemileri hayal edip öngörebildiğini anlatıyor. Günümüzdeki yapay zeka fikrine en yakın örnek belki de Pandora mitidir. Bu ünlü efsaneye göre Tanrı Zeus, insanların koruyucusu rolünde olan Prometheus ile yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda insanlardan ateşi geri alır. Ancak Prometheus bunu kabul etmez ve ateşi insanlara tekrar gizli bir şekilde götürür. Bunun üzerine Zeus hem Prometheus'u hem de insanları cezalandırmak ister. Prometheus'un cezasına az sonra geleceğiz. İnsanların cezası şu: Zeus, demirci tanrı Hephaistos'tan toprak ve sudan kadın görünümlü bir varlık yapmasını ister. Hephaistos da toprağa suyu katarak insan şeklinde bir varlık yaratır ve ona insani bazı özellikler yükler. Ardından Athena, Afrodit ve Hermes gibi tanrılar da ona çeşitli özellikler yükleyerek onu çok alımlı yapay bir kadın haline getirirler. Sonra tanrı Hermes Pandora'nın evine içinde tüm felaketlerin saklı olduğu ve açılmaması gereken bir kutu bırakır. Ancak öğrenme sürecinin temel yapı taşı olan merak faktörüne karşı koyamayan Pandora kutuyu açar ve böylece kutudaki tüm kötülükler çıkıp dünyaya yayılır. İçeride sadece umut kalır. Burada Pandora'nın kutuyu açtığını çünkü içindekileri merak ettiğini görüyoruz. Yani bu mite göre Pandora merak ettiği için öğrenebilen yapay bir bilince sahip. Gelelim Prometheus'un cezasına. Zeus onu Kafkas Dağı'nda zincire vurur. Ardından Hephaistos'tan Prometheus'a işkence etmesi için bir varlık yaratmasını ister. Ve tabii ki Hephaistos denileni yapar ve Kafkas Kartalı olarak bilinen bir otomat yaratır. Bu robot kartal her gün aynı şekilde gelip Prometheus'a belli bir süre işkence yapar, ardından gider ve ertesi gün aynı vakitte gelip aynı işkenceyi tekrarlar. Hephaistos'un ürettiği bu yapay varlık kendi kendine hareket edebilen ve bu şekilde programlanmış bronzdan yapılmış bir makinedir. Evet, bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Nitekim konu sadece antik Yunan'la da sınırlı değil. Başka mitlerde de benzer bir resim çıkıyor karşımıza. Söz konusu mitler bize insanların eskiden beri yapay bir yaşam yaratmaya duyduğu ilgiyi gösteriyor. Teknik anlamda imkanları olmasa bile insanlar bu arzularını mitik bir formda ve gayet etkileyici bir şekilde ifade etmişler. Bugünden baktığımızda onların bu zihinsel tasarımları bize basit gibi görünebilir ama unutmayın, neredeyse 3000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve tabii ki her şey hayal etmekle başlar. İnsanlık önce hayal etti, sonra düşündü ve en sonunda hayalinde yarattığı varlıkları, makineleri somut birer varlığa dönüştürmeye başladı. Ama unutmayalım, önce hayal ettik, yapmaya daha sonra başladık. Ve son olarak yeryüzüne gönderilen bu yapay varlıklarla ilgili mitler pek de iyi bir sonla bitmiyor. Bunlar insanlarla etkileşime girdiklerinde kaos ve yıkımlar neredeyse kaçınılmaz oluyor. Yani bugün yapay zeka ile ilgili çekincelerimizi düşündüğümüzde söz konusu mitlerin bu konuda bize çok da iç açıcı mesajlar vermediği gayet açık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.